Değerli kardeşlerimiz, sorularla İslamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Seferi olan kişi kaza namazlarını nasıl kılar? Namazı vaktinde kılmaya eda, vakti içerisinde herhangi bir özürden veya tembellikten veya kasten namazı kılmayıp, vakit çıktıktan sonra herhangi bir zaman diliminde kılmaya da kaza denilir. Namazı zamanda kılmak farzdır. Bilerek ve kasten namazı vaktinde kılmayıp terk etmek haramdır, büyük günahtır. Ancak ister bilerek, kasten ya da herhangi bir özür nedeniyle namazını vaktinde kılamayan kardeşimiz, daha sonra en kısa zamanda bulduğu ilk fırsatta o namazını kaza etmelidir. Peki bir Müslüman eğer normal mukim iken, yolcu değilken namazı kazaya kalmış, daha sonra bunu seferi yolculuğa çıktığında kaza etmek isterse, acaba 4 rekat farzları 2'şer olarak mı kılacak yoksa yine 4 olarak mı kılacak? Çünkü seferi olan bir Müslüman 4 rekatlık farzları 2 rekat olarak kılması uygundur. Hatta Hanefilere göre kılması gerekir. Acaba bir Müslüman seferi değilken, yolcuyken namazı kazaya kalmışsa ve yolculuğa çıktığında bunu kaza edecekse nasıl kılar? Bir namaz hangi durumdayken kazaya kaldıysa o şekilde kaza edilir. Yani yolcu değilken kılması gereken 4 rekatlık bir farz namazı, bir Müslüman yolculuğa çıktığında eğer kaza etmek isterse yine 4 rekat olarak kaza eder. Çünkü üzerinde o şekilde o farz kalmıştı. Tam aksi bir durum söz konusu olsa, yolculuğa çıktı ve 4 rekatlık bir farz namazı kılmadı ve kazaya kaldı. Normalde 2 rekat kılması yolcu olduğu için kılacaktı ama kılamadı. Peki ülkesine, memleketine veya bulunduğu yere döndüğünde o seferiyken kazaya kalmış 4 rekatlık farz namazı seferiymiş gibi 2 olarak mı yoksa yolcu değilmiş gibi 4 olarak mı kılacak? Aynen seferiyken nasıl kılması uygunsa o şekilde kılacak. Yani 4 rekat farz namaz seferiyken 2 olarak kılındığından onu yine 2 olarak kaza edecektir. Dolayısıyla bir namazımız seferiyken mi kazaya kaldı yoksa mukimken mi, yolcu değilken mi kazaya kaldı durumu dikkat alacağız ve kazaya kalma haline göre namazlarımızı kaza edeceğiz ve mutlaka fazla bir zaman geçirmeden bulduğumuz ilk fırsatta her farz namazı kaza etmemiz gerekir.